Herkese merhabalar, evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs ve bugünün bir özelliği var. Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü. Almanya'da sürekli konuştuğumuz konulardan birisi aslında, önemli de bir konu. Ve bugün vesilesiyle sizlere güzel bir programdan bahsetmek istiyorum. Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Müzik Akademisi tarafından göçmen müzisyenlere verilen sertifikalı ve ücretsiz bir programdan bahsedeceğim. Ama bunu ben sadece tek başıma anlatmayacağım. Tuğba Tunçak'la yapacağız. Hemen kendisini şöyle yayını alayım. Hoş geldin Tuba, merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim davetine. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Tuba, sen Eyalet Müzik Akademisi'nin danışma kurulu üyesisin. Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Müzik Akademisi'nin ve kültürel alanda projeler yapıyorsun. Diğer yandan biz zaten seninle şahsen uzun yıllardır tanışıyoruz. Belki sesini de duyanlar, sesinin tınısını da hatırlayanlar WDR Köln Radyosu'ndan seni hatırlayacaktır. Biz de 6-7 sene önce bundan Almanya'nın ilk ve tek çocuk programını seninle birlikte hazırlamıştık. Daha doğrusu sen redaktördün, ben de sunuyordum Kelebek programını. O yüzden aslında uzun yıllardır tanışıyoruz seninle. Doğru. İki dilli bir programdı. Tam da aslında bugünün anlam ve önemine uyan bir programdı Kelebek. Üstelik Kelebeğin bir müzik projesiyle Almanya Radyo Ödülleri'ni de kazanmıştık 2014 yılında. Evet, senin oradan da kalma aslında böyle zaten uzun yıllara dayanan bir sanatsal bir geçmişin var ve şimdi de o yüzden bu tip projelerle ilgileniyor olman büyük bir sürpriz değil. Ama bugün çok güzel bir program. Daha doğrusu birçok insanın da belki Almanya'da önünü açabilecek bir programdan bahsedeceğiz seninle. Bu Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Müzik Akademisi tarafından verilen bir eğitim. Tam olarak nedir? Biraz bahseder misin bize? Bu eğitim programı senin de dediğin gibi Kuzey Rhein-Westfalia Müzik Akademisi, Eyalet Müzik Akademisi, Landesmusik Akademie NRW'nin öncülüğünde başlatılan bir proje. Aslında dördüncü kez düzenleniyor. Eyalet desteğiyle yapılan bir proje. İşbirliği ortakları da var. Landesmusikrat, Eyalet Müzik Konseyi, Landesverband der Musikschulen, Eyalet Müzik Okulları Birliği. Aynı zamanda Köln Müzik Yüksek Okulu bu projenin ortakları. Bu proje kapsamında 160 saatlik ders görüyor ilgilenenler. Göçmen müzisyenlere yönelik bir program senin de dediğin gibi. Ve hem pratiğe hem teoriye yönelik bir program. Eğitimin büyük çoğunluğu Köln'de, Köln Müzik Yüksek Okulu'nda her cuma öğleden sonraları yapılıyor. Ama online... Birazdan girelim istersen Tuğba, ama öncelikle ben şeyi merak ettim. Neden böyle bir şey hayata geçirildi? Yani neden özellikle göçmen müzisyenlere yönelik bir program? Birincisi, bu bahsettiğim aslında kurumlar, kuruluşlar, müzik otoriteleri toplumdaki kültürel çeşitliliği müzik dünyasına daha görünür hale getirmeye ve aynı göz hizasında görünür hale getirmeye çalıştıkları için aslında bu proje ortaya çıktı. Aynı zamanda şöyle bir ihtiyacın da farkına vardılar. Farklı zamanlarda göçlerle ya da sığınmacı olarak Almanya'ya gelen sanatçılar burada farklı sebeplerden mesleklerini yapamaz durumdalar. Mesela ellerinde belgeleri olmayabiliyor. Bu belgeler burada tanınmayabiliyor. Onun yanı sıra buranın işleyişini bilmiyorlar. Ya da pedagojik anlamda farklı eğitim aldıkları için buraya adapte olamamış olabilirler. Tüm bu alanlarda onları güçlendirmek amacıyla hazırlanan bir program bu. Süper. Peki tam olarak neyi kapsıyor? Sen az önce anlatmaya başlamıştın ama yani sadece teori mi yoksa pratikte bir şeyler de var mı? Hem teori var, mesela müzik teorisi var, müzik pedagojisi var. Bu da önemli çünkü her ülkenin kendi öğretme, eğitme yöntemi farklı. Algısı, anlayışı farklı. Almanya'da müzik nasıl öğretiliyor? Bildiklerini, yetkinliklerini öğrencilerine nasıl aktarabilecekler? Bu çok önem taşıyor. Bunun yanı sıra bu programa katılacak kişilerin bir köprü görevi görmesi de amaçlanıyor. Yani bir Alman orkestrası ile birlikte ya da farklı ülkelerden müzisyenlerle bir araya geldiklerinde kendi enstrümanıyla nasıl orada yer bulabilir? Belki de o ekibi nasıl yönetebilir? Tüm bunun altyapısı sağlandığı gibi aynı zamanda kendisini nasıl pazarlayabileceği de öğretiliyor. Yani tamamen serbest meslek olarak da çalışmak isteyen bir müzisyen için de bazı güzel kalifiyelerden bahsediyorsun. Peki dersler hep Kuzey Rhein-Westfalia'da mı olacak, yoksa işte Almanya'nın farklı yerlerinde mi? Ya da işte mesela Berlin'de yaşayan birisi de bu programa katılabilir mi? Bu şartlar hakkında neler söyleyebilirsin bize?
Dersler hem online olacak hem de az önce bahsettiğim gibi Köln Müzik Yüksek Okulu'nda ağırlıklı olarak gerçekleşecek. Tabii başka yerlerden de katılabilirler. Bir kısıtlama yok ama şart %80 devamlılık. Hı-hı. Eğer bunu eğer karşılayabileceğini düşünüyorsa o kişi tabii ki katılabilir. Bir tamam. de 3 defa yoğunlaştırılmış hafta sonu programı var. Heyek'te Landis Müzik Akademi'nin kampüsünde yapılıyor bu dersler. Cuma öğleden sonra gidip pazar öğleden sonraya kadar kalınıyor. Konaklamalı, 3 öğün yemekli. Bu anlamda belki kısaca bilgi vermekte de fayda var. 160 saatlik eğitim programı tamamen ücretsiz. Bu eyalet kaynaklarıyla karşılanıyor çünkü. Ama kişilerin iki şeyi karşılamaları gerekiyor. Bu 3 hafta sonunda konaklama ve yeme içme masrafları 100'er euro, toplam 300 euroya tekabül ediyor. Ama eğer kişi ödeyemeyecek durumdaysa bunu ibraz etmesi durumunda indirim alabiliyor ya da muaf tutulabiliyor. Böyle bir güzellik de var. Bir Peki. de devamlılığı sağlamak için 150 euroluk bir depozito yatırılıyor. Eğer başarabilirse kişi o depozitoyu geri alıyor sonucunda. Evet, zaten hani bunun peşinden koşan, böyle bir şeye ihtiyacı olan insanların da ben de zaten bunun ciddiyetiyle bir şekilde yapacaklarını düşünüyorum. Peki herhangi bir yaş sınırlaması var mı? Ya da çaldığınız enstrüman ya da belki sadece bir ses sanatçısı olarak katılmak istiyorsa kimler başvurabilir? Yaş sınırlaması yok. İki grup için esasen bu program. Birincisi enstrümentalistler için. Bir enstrümana çok iyi düzeyde hakim olması gerekiyor kişinin. Bu enstrüman herhangi bir enstrüman olabilir ama tabii şunu da belirtmekte fayda var. Eğer kişi geldiği ülkelerin otantik çalgılarını çalıyorsa, ona iyi çalıyorsa tabii ki yetkinliğini kanıtlayabiliyorsa o kişilere öncelik tanınıyor. Mesela bu bir ut olabilir, bu bir bağlama olabilir, bu bir kanun olabilir. Yani enstrümentalist yetiştirilmiyor ama bu enstrümanı iyi çalan kişilerin müzik projelerinde çocuklarla, gençlerle yapacakları müzik projelerinde bunu öğretebilecek kadar bilgi sahibi olması gerekiyor. Diğer grupta ses sanatçıları. Bu yeni bir şey çünkü geçtiğimiz senelerde ses sanatçılarına açılmamıştı program. Bu sene açıldı, güzel olan tarafı bu. Yalnız ses sanatçılarının da kendi projelerine, işte korolarına, kendi seslerine eşlik edecek kadar bir enstrümanı iyi derecede çalmaları gerekiyor. Çalmaları gerekiyor. Peki nasıl başvurabileceklerine dair gerçi gerekli bütün linkleri bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Oradan bulabilirsiniz ama başvuru sadece online olarak mı yapılacak? Online olarak yapılacak. Senin belirteceğin, vereceğin linkte zaten bir mail adresi bulunacak. O mail adresini özgeçmişini kişi, aynı zamanda neden bu programa katılmak istediğine dair bir motivasyon yazısını Almanca tabii kaleme alması gerekiyor. Bunun yanı sıra bir video hazırlaması gerekiyor. Yetkinliğini gerek ses olsun, gerek enstrümanda olsun yetkinliğini kanıtlayan bir video hazırlaması gerekiyor. Tüm bunları bir link şeklinde tabii videoyu bir YouTube linki olabilir, bir Vimeo linki olabilir, başka linkler olabilir ekleyerek mailine belirttikleri adrese yollaması gerekiyor. Hı hı. Peki son olarak ne zaman başlıyor program ve ne kadar sürecek? Yani ne zaman bitecek bu sertifika, ne zaman alabilecekler? Öncelikle son başvuru 15 Haziran'da. Bu önemli. Daha sonra tanışma toplantısına seçmelere davet edilenlerle 10 Eylül'de buluşulacak. Tamam. Yaklaşık 20 kişi kabul ediliyor bu programa. Kabul edilenlerle birlikte Ekim başında program başlıyor ve 2022'nin gelecek senenin Haziran ortasında program bitiyor ve sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar. Ufak bir noktanın altını çizmek istiyorum. Gerçi belirttik ama bu programla müzik eğitimi alanında faaliyet göstermek isteyen daha çok ağırlıklı olarak müzisyen, göçmen müzisyenler kazanılmak isteniyor. Ki burada müzik okullarında, gençlik eğitim merkezlerinde, sosyokültürel bir takım merkezlerde ve okullardaki projelerde eğitmen olarak görev alabilsinler. Evet, yani biraz da aslında belki de orta vadede geleceğe yatırım yapmak gibi bir şey. Hem sizin enstrümanınız müzikle haşır neşir olmanızın devamı hem de belki de bu yetkinliğinizi, bu profesyonel çalışmalarınızı sizden sonraki nesillere de biraz da bırakmak gibi de görülebilir anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Mesela projenin ortaklarından Eyalet Müzik Okulları Birliği, Landesverband der Musikschulen, 5 yıldır Heimat Musik diye bir proje sürdürüyor.
Bu proje kapsamında bağlama grupları var, farklı ülkelerden gençleri bir araya getiren, farklı enstrümanları bir araya getiren gruplar var. Yani hali hazırda zaten istedikleri takdirde, sağlam bir konsept yazdıkları takdirde bunu finanse etmeleri de mümkün. Sadece bir sertifika alacağız, bekleyeceğiz diye değil. Landesmusikrat'ın farklı teşvik programları var. Sanatçı olarak oraya başvurabiliyorlar projeleriyle. Yani bu sadece belge almak amacıyla da değil, aynı zamanda burada sistem nasıl işliyor? Ondan da haberdar olmak için aslında avantajlı bir program. Evet, ki zaten bu tip alanlarda bir yerden sonra aslında tanıdığınız insanlar, çevreniz falan daha etkili oluyorlar. En azından bunu da anlamanız, bunu da görmeniz, sistemin senin de dediğin gibi nasıl işlediğini anlamanız için güzel. Ondan sonra bir noktadan sonra kendi projelerinizi geliştirebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederim. Pardon, çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Özür dilerim Nalan. Orada gerçekten senin de bahsettiğin gibi çevre oluşturmak. Aynı zamanda bir amaç da aslında network. Çevre oluşturmak, müzisyenlerin birbirini tanıması. Bu kurumlardaki önde gelen kişilerin bu müzisyenleri tanıması. Çünkü dediğin gibi insan güvendiği kişilerle çalışmak istiyor. Bu da çok çok iyi bir fırsat. Çünkü canlı, yerinde, birlikte çalışarak, birlikte sınayarak, deneyerek görme imkanı oluyor tüm grupların. Aynen. Yani geleceğine biraz aslında yatırım yapmak isteyen müzisyenler için, göçmen kökenli müzisyenler için güzel bir fırsat. Tanıttığın için sana da teşekkür ediyorum Tuba. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben de çok teşekkür ederim.